Yani AK Parti'ye 2002'den başlayarsak, AK Parti geleneksel sağ muhafazakar bir dille yola çıkmadı. Geleneksel sağ muhafazakar çizgi, devletçi ve milliyetçi bir şey aksta ilerler. AK Parti ise, yani burada hani iktidar olduğu sürede dahi aslında muhalefet olan bir parti durumdaydı. Yani devlet, birileri devletin asıl sahibi biziz diyorlardı ve AK Parti o devleti adalet ve özgürlük noktasında hani dönüştürme iddiasıyla yol alıyordu. 2007 krizi bundan dolayı yaşandı. 2010 referandumu buna bir şey cevap olarak oluştu ve sonrasında şey çözüm süreci. Çözüm süreci de orada geleneksel dindar sağın milliyetçi, devletçi reflekslerini aşabilen bence son derece önemli bir şey çığırdı. Ama hani bu noktada hani AK Parti'nin ve AK Parti üzerinden sağ dindar hani muhafazakar kesimlerin giderek hani devletçi ve milliyetçi bir şey yani reflekse doğru hani yönlendirildiğini ben düşünüyorum. Şöyle bir zannın olduğunu düşünüyorum. Yani bu devlet muhtemelen bu muhafazakar kesim hani devlet artık şey biziz diye muhtemelen düşünüyor. Ama ben şey devlet tarafından hani zihin dünyalarının şey ele geçirildiğini düşünüyorum.